Evet, ben net bir şekilde duyabiliyorum. Ah, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar. Şimdi hoş bulduk. Peki, bize anlatın lütfen şu andaki kongre sürecini, nasıl bir başkanlık seçimi gerçekleşecek? Bu hafta sonu galiba belirlenecek Türk Tabipler Birliği'nin yeni yönetim kurulu, değil mi? Evet, Türk Tabipler Birliği'nin organları seçimle pazar günü belirlenecek. Bugün itibariyle 3 ayrı liste var görünüyor yönetime aday olan. Bu listelerden bir tanesi mevcut Tabipler Birliği yönetiminde bulunan ekibin listesi. Bir diğeri bizim odalar inisiyatifi, tabip odaları inisiyatifi listesi. Bir üçüncü listede hükümetin mevcut politikalarına çok hani mahcup bir muhalefet eden diyelim ya da hatta bir kısmı destekleyen odaların oluşturmuş olduğu bir liste. Dolayısıyla 3 ayrı liste var diyebiliriz. Evet, 3 ayrı liste şu anda herhalde söz konusu. Peki 3 ayrı listenin 3'ünden de farklı farklı sesler mi geliyor? Nasıl bir seçim atmosferi yaşanacak orada? Yani şöyle, mevcut Türk Tabipler Birliği yönetimde olan Etkin Dekoratik TTB ekibinin listesi. Hani onlar zaten uzunca bir zamandır Türk Tabipler Birliği yönetimdeler ve hani tezleri belli. Bu zamana kadarki yaptıklarıyla devam etmenin uygun olduğunu düşünüyorlar. Diğer liste hani hükümetin politikalarına çok da muhalif olmayan odaların oluşturduğu liste. Onlar sadece hekimlikle ve hekimlerin haklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, sosyal sorunlarla çok fazla ilgilenmemesi gerektiğini öne sürüyor Tabipler Birliği'nin. Biz ise şöyle diyoruz, aslında Tabipler Birliği mutlaka sosyal sorunlarla ilgilenmeli. Çünkü sağlıkla doğrudan ilişkili bunlar. Hani bir yoksulluğu konuşmadan, bir çevre katliamını konuşmadan, incinebilir kesimlere, kadınlara, çocuklara yapılan ayrımı konuşmadan sağlığı konuşamazsınız. Bunlar sağlıkla doğrudan ilişkili. Ama sadece bunları konuştuğunuz zaman da toplumu çok ikna etme şansınız olmaz. Dolayısıyla biz de diyoruz ki mutlaka halkın sağlığıyla ilgili çalışmaları güçlü bir şekilde yapmak lazım. Hekimlerin haklarıyla ilgili çalışmaları güçlü bir şekilde yapmak lazım. Ülkedeki demokrasi mücadelesine güçlü bir şekilde katkıda bulunmak lazım ve toplumsal sorunlarla da güçlü bir şekilde ilgilenmek lazım. Ama bunların hiçbirini bir diğerinin önüne koymamak lazım. Dolayısıyla şöyle belki teorize edersek yanlış olmaz. Hani bir grup daha çok hekim haklarının önde olmasını istiyor diyebilirim. Diğer sorunları arka planda düşünüyor. Bu hükümete çok muhalif olmayan ekip. Diğer ekip, TTB'yi yıllardır yöneten ekipte hani biraz daha hekim hakları geri planda kalabiliyor ama toplumsal sorunlar daha ön planda olmalı. Asıl olan demokrasi mücadelesidir diyebiliyor. Bizde hani bu mücadelenin hepsi çok önemlidir ve zaten Türk Tabipleri Birliği de gücünü esas olarak bu 3 veya bu 4 başlıkta da etkili bir şekilde çalışıyor olmasından ve üretiyor olmasından alır. Bu 3 başlıkta bilimsel bir şekilde verilere dayalı bir şekilde çalışarak biz Türk Tabipleri Birliği'nin hem hekim hakları hem sağlık hakkı hem de toplumsal sorunlarda sözünün daha çok dinlenebileceğini iddia ediyoruz. Ve o yüzden de yönetime adayız. Böyle bir çalışma tarzının yönetime gelmesi gerekir, yönetimde olması gerekir diyoruz. Üstelik de şöyle bir farkımız da var bizim. Diğer ekiplerden farklı olarak biz şöyle bir şey yaptık. Listemizi belirlerken bölgelerdeki tabip odaları, biliyorsunuz Nisan-Mayıs aylarında tabip odaları kendi seçimlerini yapıp delegeleri belirliyor. Pazar günkü seçimde de bu belirlenmiş delegeler oy kullanacaklar. Bu tabip odaları, bölgelerdeki tabip odaları belirledi bizim listemize. Bir araya geldiler, konuştular, tartıştılar. Türkiye'nin sorunları hakkında, hekimlerin sorunları hakkında, sağlık hakkında tartıştılar ve bunların savunusu için dediler ki bu arkadaşımız bizim bütün hepimizi temsil edebilir ve biz onu sonuna kadar destekleriz. Dolayısıyla bizim önerdiğimiz merkez konsey listesi de bölge tabip odalarını sürece daha çok katan, bölge tabip odalarını kattığınız zaman tabii o bölgedeki hekimleri katmış oluyorsunuz. Odada çalışan aktivistleri, diğer hekimleri katmış oluyorsunuz. Yani tabanın gücünü, enerjisini, etkisini merkez konseye taşıyan bir formülümüz var bizim. Bu formül bence bizce
önümüzdeki 2 yıl çok zorlu da geçecek. Önümüzdeki 2 yıl Türk Tabipleri Birliği'nin çok daha güçlü ve başarılı işler yapmasının formülü diye öneriyoruz biz. Bu formülü hani mevcut yönetimdeki arkadaşlar da uyarsa belki hani sonuçta şu an için 3 liste var ama bunun 1'e 2'ye inme olasılığı da var. Yani mevcut yönetim eğer bizim bu bölgelerden bölge odalarının oradaki çalışanların hekimlerin iradesiyle belirlenmiş arkadaşlarımız konusunda bir şey gösterirlerse, saygı gösterirlerse o iradeye listelerin birleşme olasılığı da söz konusu. Listeler yarın akşamüstü plana teslim edilecek. O anlamda da görüşmelerimiz karşılıklı birbirimizi iknaya çalışmalarımız evet. devam ediyor. Çünkü amacımız hani Türk Tabipleri gibi güzide bir kurumu, Türkiye'nin göz bebeği bir kurumu hep birlikte daha güçlü yapmak. Toplum nezdinde, hekimler nezdinde daha sözünün ağırlığı olan bir şey söylediği zaman asla sorgulanmayacak bir Tabipler Birliği yapmanın peşindeyiz. Siz bu kongre sürecini sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ya da işte affını dileyeceğine yönelik iddialar çıktı ortaya. Evet. Sizin bu konuda net evet. bir bilginiz var mı? Yani çünkü yalanlanmadı böylesine bir iddia. Ne diyorsunuz? Yalanlanmadı, doğrulanmadı da ama hani bir süredir biliniyordu. Hani birkaç kere daha önce de bakanın affını istediğini duymuştuk. Bu seferki iddialar biraz daha ciddi. Ama evet Sağlık Bakanı sonuçta uzunca bir süredir görevde ve Türkiye'deki bu sağlıkta dönüşüm programının tüm sağlık alanında eğitiminden tutun da sağlık eğitiminden tutun da hani sağlık hizmet alanına kadar her alandaki tahribatının da bir aracısı oldu. Aslında bu hani bizlerin zorlamasıyla olsa kendi affını istemeden hani bizlerin zorlamasıyla görevinden ayrılmak zorunda kalsa bizi daha mutlu ederdi. Ama tabii sonuçta bundan sonra gelecek olan Sağlık Bakanı'nı göreceğiz. Hani umarız o sağlıkta dönüşümün bu gerçekten sağlığı çok tahrip eden uygulamalarını vazgeçer uygulamaktan. Hekimlerin şu an hekimler de çok mutsuz, halkımız da aldığı sağlık hizmetinden çok mutsuz. Doktora ulaşıyor ama doktora ulaşmak sağlık hizmeti almak demek değil. O yüzden bunun mutlaka değişmesi lazım. İşte buna da güçlü bir itirazın olması lazım bu sağlıkta dönüşüm programına. Biz bu güçlü itirazı odalardan, bölgelerden insanları, odalarımızı, oranın yönetim kurullarını katarak tabandan gelen gücü harekete geçirerek bu itirazı yükseltebileceğimizi ve daha başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Zaten adımızda tabip odaları inisiyatifi. Biz bir inisiyatifiz. Bir grup değiliz. Herhangi bir kendi iç kuralları hiyerarşisi olan bir grup da değiliz. Bir inisiyatif almak gerektiğini düşündük bu zor dönemde. Onun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet, tabip odaları inisiyatifi olarak katılıyorsunuz ve evet. seçim sonucunu pazar günü mü öğreneceğiz? Seçim sonucunu pazar evet. günü hep birlikte pazar öğreneceğiz. Pazar günü belli olur. O konuda da bayağı umutluyuz çünkü size şimdi aktarmaya Peki. çalıştığımız seslerimiz bayağı bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Alpay Azat'la konuştuk. Tabip Odaları İnisiyatifi